Edirne'nin Keşan ilçesi Paşa Yiğit mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 43 yaşındaki Engin Şişekıran'a bir araç çarptı. Araç olay yerinden kaçarken kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şişekıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Engin Şişekıran'ın cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Engin Şişekıran'ın kazada hayatını kaybettiğini duyan mahalle sakinleri Keşan Edirne yolunu araç trafiğine kapattı. Polis ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştıkları öfkeli kalabalıkla zaman zaman tartışma yaşadı. Paşayiğit Mahallesi eski muhtarı Orhan Mutlu, elektronik denetleme sistemlerinin artık uygulamaya geçmesini istediklerini ifade etti. Bütün arabalar, araçlar 170-180 ile geçiyor. Daha önceden Kaymakam Bey'le yazışmalarımızı yaptık, Vali Bey'le görüşmelerimizi yaptık. Bu EDS'ler bugüne kadar takılması gerekiyordu. Bu EDS'ler takılmadıkça bizim daha çok canlarımız yanacak burada. Hani bir an bunun önlemini alsalar, bütün millet burada, herkes rahat olur. Bir çoluk çocuk karşıya geçemez, annesi geçiyor, okula gidemez. Ondan sonra yaşlı kadınlarımız karşıya geçemiyor. Burada süt geçiyor, insanlar süt geçiyor. Sütünü dökmeye geçiyor, karşıya bekliyorlar, bir saat araba bekliyorlar. Bu hız sınırı olduğu halde yine de araçlar 170-180 ile, 120 ile geçiyorlar burada. Burada Tertli Mahallede 3 tane can gitti. Burada gitmediyse 15 tane can gitti. Bunun önlemi alınsın artık. Allah rızası için yani bu. Mahalle halkı da elektronik denetleme sisteminin bir an önce uygulamaya geçirilmesini talep ediyor. Bunun çaresi bulunsun. Kaç tane can gitti? Zeykeşir. Burayı can gitti. Burasını bak, kontrol etsinler. Burayı güvenli olsun. Güvenli bir yol olsun burayı. Biz onu istiyoruz burayı. Çoluk çocuğumuz bir yoldan geçiyor. Bunun önlemini nasıl alacağız o zaman? Çoluk çocuğumuz okula gitmeyecek burada. Bölgeye gelerek mahalle sakinleriyle görüşen Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, mahalle sakinlerine EDS ve trafik ışıkları için çalışmalara başlanacağını sözünü verdi. Hocam bu şeyde kamera Kaymakam Yılmaz'dan söz alan mahalle halkı araçlarını yoldan çekti.